Muhtemelen o sayı oynayacak. Ferdi solda oynayacak. Beka, Luan Perez stoper ikilisi olur. Genelde asıl dörtlüsü öyle olacak. O şekilde şekillenecek Fenerbahçe'nin. Ee, ama öndeki değişiklikleri açıkçası yani için olmamasını, Ceko'nun olmamasını yadırgadım bilmiyorum. Akşam görürüz. Savaş Değişebilir abi, Değişebilir de. Çünkü... Twente çok tabi tecrübeli de bir takım. Onu söyleyelim. Yani şimdi kaleci Unerstal e, Almanya çıkışlı. İşte Şarkede uzun yıllar oynadı. PSV geçmiş var. Granet bugün oynamayacak ama PSV geçmişi var. Robin Proper kaptanları savunmada PSV geçmişi var. Ee, onun dışında zaten Fan e, eee hani yıllardan beri Hollanda evet, futbolunun e, önemli golcülerinden birisi. Ugal de çok iyi golcü, Kostarikalı. Geçen sezon bayağı bir gol yaptı. 21 yaşında ve çok satacaklar yakında. Belki yani bu sene kalsa bile son senesi olur gibi görünüyor. En formda oyuncularından bu. Ee, Sadilek bir ara ülkemizde oynamıştı Kasımpaşa'da. Bu, bu kurahen herhalde en zor takımı Fenerbahçe. Yani trend olarak baktığımız kalite zaman. Kalite olarak mı? Kalite olarak. Bence Dün akşamki molde Galatasaray maçına benzer bir Sadilek de PSV'de oynamış. Ben Kasımpaşa'da başka bir oyuncu ile ee, karıştırdım galiba ama. Olabiliyor bazen. Bu dün akşamki maça benzer bir Yarım maç. Yarım PSV izleyebiliriz. yani. Bir de senin de ifade ettiğin gibi o geriden oyun kurmak çok önemli. Stoper'lerinin, kalecilerin zaman zaman o hızlı. Top mesela dün Mustaray'ı ilk kez mesela topu tutar tutmaz en ilerideki o. E hiç risk almadı. ve Elde belki de Galatasaray'daki en hızlı topu oyuna sokma alanlarından bir tanesini görmüş olabiliriz. Bu maçta da böyle kalecilerin de mesela uzun toplarla yapacağı paslar görebiliriz. Geriden oyun kurma konusunda iki takımda da becerikli oyuncular var. Çok hızlı bir maç bizi bekliyor. Savunması iyi olan sanki maçı götürür yani şunu gibi. Şunu söyleyeyim, Twente bir 10 yılı falan kayıp. Yani son 1-2 seneye kadar. evet. E, Brian Ruiz işte Minosas Sohlu kadrodan sonra bayağı bir dağıldılar ama e, son 1-2 yılda tekrar çok iyi toparladılar. Açıkçası o yüzden e, dediğim gibi bence Fenerbahçe'nin e, şu ana kadar sezon içi en zor rakibi olacak. E, ren, maçları, maçları, ren, ren maçlarına biraz benzetiyorum. Geçen sezonki ren karşılaşmalarına. Çok tempolu oynayan. Tempolu oynayan. Ren daha farklı oynayan. Daha farklı bir kurguda oynayan bir takım ama yani bu, bu Twente biraz daha klasik Hollanda 4-3-3 oynayan topa sahipken biraz daha 4-2-3 bile dönen ama yani ne olursa olsun gayet kaliteli bir takımdan bahsediyoruz. Ama az önce Galatasaray için söylediğimi Fenerbahçe için tekrar edeyim. Bu kadrolar Avrupa'da başarı için kuruldu. Tabii. Yani sadece lig için kuruluyorsa bu kadar maliyete de çok fazla gerek yok. Yok İsmail Hoca zaten Ama söyledi da, basın bu... toplantısında. Biz neden konferans ligi şampiyonu olmayalım bu kadroyla dedi. Hocanın yani birebir kendi açıklaması. Buradaki e, Galatasaray için söylediğimi benzerine yine aynı şekilde söyleyeceğim. Fenerbahçe olmazsa olmaz transfer döneminde orta sahası kuvvetlendirme meselesini e, değerlendirmesi lazımdı. Fred'i Fred bence en iyi eklemesi olabilir. Evet Ceko Tadiç tartışması Şimanski çok iyi oyuncular. Kıyas yaparken şey yapmıyorum hani onlar çok kötü de ortalama da bu iyi. Öyle değil. Onlar da çok iyi oyuncu. Ama Fenerbahçe'de Ceko, Tadic, Şimanski tarzında son 15-20 yılda başka oyuncular da gördük o mevkide. Aynı verimi sağlayabilecek. Uzun zamandır, çok çok uzun zamandır bu kadar kaliteli bir orta saha oyuncusu almamıştı Fenerbahçe. Hep bir alternatife gidiliyordu. İşte Jailson, potansiyel, maliyeti çok yüksek değil. Olursa tutarsa ya ki tutarsa sattı sonra. transferleri. Josef De Soza ilk geldiğinde hatırlayalım. Yine aynı şekilde Jailson'la aynı profildeydi. E, Crespo yine maliyet olarak düşük. Zayt, daha çok kesici oyuncular. Evet Zayt yine maliyet olarak düşük. Bu kadar kaliteli A seviye takımlarda oynayabilecek, A seviye liglerde iyi takımlarda oynayabilecek işte Dezerbin'in açıklaması ortada. Fred'i takip ediyorduk kadroya katmak isterdik diye. Oraların hedeflediği oyunculardan orta sahaya çok fazla takviye yapmıyordu Fenerbahçe. Nihayet bir takviye geldi. Umarım aynı seviyede bir takviye daha gelir. Çünkü o hamle Fenerbahçe'nin sezon gidişatını belirleyecek bir hamle. Ya bu yatırımın hepsi riske girecek, o hamleyi düzgün yapamazsa ya da o hamle düzgün yapılırsa ve parça tam olarak oturursa ki Fenerbahçe son yılların en dengeli kadrosunu kurdu bak. Kalite de ayrı ama en dengeli. Her mevkide kalite artışı sağladın. Aynı zamanda da kadro kalitesi ve bütünlüğü açısından çok daha iyi bir yere geldin. O hamle iyi yapılırsa Fenerbahçe sezonun gidişatını şekillendirebilir. Ya yani yine şampiyon olur. Son 9-10 yılda. Yani bu kadro yine şampiyon olabilecek bir kadro 10 -10 ama. Peki. O o hamle iyi yapılırsa farklı bir noktaya Yap taşınır. Yap son eksik parçası evet. gibi. Son 9-10 yılda Fenerbahçe'yi çalıştıran tüm teknik direktörler bu kadroyu kıskanıyordur şu anda. İsmail Hoca'yı kıskanıyordur bak 9-10 yıldır. Doğru. Şimdi senle seninle yaptığımız yayınlarda hep şunu söyledim. Fenerbahçe uzun zamandır 6 numarayı bulamıyor. Kim döneminden beri? Az önce sen söyledin. Apia, Josef, Emre Belezoğlu tarzında bir tane oyuncu bulamadı. İşte A o oyuncuyu A Apia'dan beri en iyi orta saha oyuncusu buldu. Kesin. Hep onu söyledik. Bak böyle bir bu sene bu sene özellikle kıskanmayacak bir tane teknik adam buldum. Kim? Jorge Jesus. Ya şu an Neymar Neymar'ı ne. <laughs> aldı. Neymar aldırdı. Hem Neymar'ı aldı. Hem Neymar'ı aldı. Hem de Mane geç, de yok geçen sezon Cristiano Ronaldo en en e, var El Hilal'de de bayağı evet. var ya şimdi saymaya gerek yok. E, geçen sezonki kadro planlamasına tamamen Jorge Jesus kendisi istedi. Belki bu kadro geçen yıl da kurulabilirdi. İstesin yani. abi Frey'de alsaydın geçen sene hiç hiç kimseyi tartışmıyorum abi. Şey burada, ben, burada da sadece George so, so, bir tek ona bağlamak doğru olmaz. Transfer bir planlama işidir. Transfer yok yok, yani bir onun kadro değildi. anlayışı farklıydı. Ee, öyle bir kadroyu tercih ederdi. Ben tercih. hala söylüyorum. isteyen de bana kızabilir. George Jesus so, kötü bir teknik direktör değildir. İnatçı bir teknik direktör. İnatçı. Ya evet. ikinci bölümdeki tercihleri tartışmaya çık. Nasıl diyebiliriz kariyeri sonuçta? Ama zaten kötü yani teknik çok teknik fazla yok. var. Yok yani kötü, kötü teknik direktör. Yani teknik... teknik... Kötü ayrı bir İnatçı. şey. Yani zaten inadından şey. dolayı o fena başlıyor. Kötü bakça. başka teknik direktörler İnsanların sayarız. şunu anlaması lazım sporda. Kötüyle performans ayrı şeyler. Evet. Yani kötü teknik adamla kötü performans ayrı. Kötü oyuncuyla kötü performans ayrı. Yani Altay konusunda. Altay kötü bir kaleci değil ama kötü performans gösteriyor. Yani evet. böyle bu fark bu kadar basit bence. Ben yani sadece George S.'a bağlamıyorum. Yani George S. Arda'yı niye oynatmadı? Oynatmadı eleştirdik. Herkes George oynattı. Yani ben eminim ki Ali Koç'un baskılarıyla Arda Son ya 15 yıl maçı öyle. Peki attı. Savaş abi şu... Şu, e... şeyde bu kadronun ben en az 2-3 tane değişebileceğini düşünüyorum Yusuf ya. Bana katılır mısın bilmiyorum. Şu anda ben saydığımız, saydığımız isimlerde bakıyorum. Fred yok kadroda. Şimanski Fred yok. Var. Fred var mıydı? Var, var. Şimanski de var. var. Evet. Şey yok sadece. Tadic ile Ceko e, yok. Tadic ve Ceko e, bu maçlar için alındı. Ve baktığın zaman da Crespo oluyor. acaba biraz hızlı olduğu için mi orada yer aldı? De alacak. Zeiss Fred ya. Şey Zeiss, ee, Zeiss pardon Zeiss. Zeiss Fred'di değil mi muhtemelen 11'de? Evet, Anlaşım evet. yok değil mi? Evet, Zeiss, Zeiss ve Fred. Fred. Ben Zeiss da... açısından da söyleyeyim şu Zeiss, arada. Zeiss Fred Shimanski. Eee Zeiss açısından da söyleyeyim. Zaten kaliteli bir oyuncu. Üç 3 tane maçta 3 tane pozisyona girdi. Atamadı. ön eee indirdiği top vardı. Bir başka geriye doğru yapılan orta vardı. 3 pozisyonda o koşuları yapması, orada bulunması Fenerbahçe açısından açısından değerli. Dün Michio'dan, işte dün Micho'nun pozisyonunda oraya koşu atmak, orta saha ekstra olarak gelmesi önemli diyorduk. Zajc bunları çok sık yapıyor. Ha sezona hazır gelmedi o kesin. Fiziksel olarak daha hazır olması gerekiyordu. Kampın e, kamp atlamış olması, e, sözleşmenin bu kadar gecikmiş olması bunları tartışabiliriz ama fiziksel olarak toparladığında Fenerbahçe kadrosunda verim verecek. Çünkü geçen sezon Arda varken hep şunu söylüyordum. Arda'nın frekansıyla uyuşan oyuncular olması gerekiyor. Çünkü Arda bir şey oynuyor, başkaları, başka oyuncular başka bir şey oynuyor. Dün Molde'yi gördük. Molde'yi övme sebeplerinden bir tanesi. Ya topu ayağında çok fazla tutmuyor oyuncular. Top geliyor çıkıyor. Aynı Top çıkıyor. Yani. Çok hızlı oynuyorlar. Ya beceri ayrı bir şey. İşte mesela Crespo'yu en çok eleştirdiğim, Valencia'yı en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Topu 3, 4, 5 kere dürterek ya da gereksiz çalım atma denemeleriyle oyunu yavaşlatıyorsun. Oysa ki Fenerbahçe'nin Zayt gibi, Fred gibi ilk dokunuşu iyi olan topu anında yönlendirebilen işte Arda Güler gitti ama Şimanski geldi. Tadiç gibi, Cengiz Ünder gibi Cengiz de öyle. To oyunu hızlandırabilen oyunculara ihtiyacı var. Kesin. Fenerbahçe bu bağlamda daha farklı bir kadro, daha iyi, kad daha kaliteli oyuncu bazında bakarsak yani tek bir örnek vereyim. Rossi'yle oynuyordun, Tadiç'le oynuyorsun. Hani oyuncu bazında ama hiz... Tamamıyla arsana... orada da İsmail Hoca'nın işi çok kolay olmayacak ama şöyle de güzel bir şey var. Fenerbahçe bazı oyuncular çok geç katılmasına rağmen 11 gol 8, 8 asistlik katkısı var yeni oyuncuların. Zaten Hatta tam spor maçında 3 gol işte geldi. 5 tane 6 tane yerli oyuncu vardı. Oyuncu değişiklikleri beraber 10 tane yerli. Yani bu sezonda mesela rakiplerine baktığın zaman Şenol Hoca da biraz zaman zaman sorulanacak. Ama İsmail Hoca'nın yerli konusunda şu anda e, Livakovic'in alınmasının sebebi de o. Yerli avuzu genişledi. Yani eli rahat hocanın e, onu yani. söyleyelim. bir e, de kaleci son... rahat diyorduk. Kaleci Savaş yabancı abi, e, Şimanski konusunda konuşup e, Fenerbahçe bölümü noktalayacağız. Livakovic'i konuşmadık. Livakovic'i zaten konuştuk ya. <laughs> yani bugün bir buçukta geliyor. Gün boyu zaten konuşulacak. Onunla ilgili Livakovic. bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe Twente maçı UEFA listesini Luan Perez ve Miyaz Ayşin yerine Bright Ossesemel ve Bartu Elmaz'ın dahil edildiğini duyurdu. Muhtemelen 11'i yenileyeceğiz az evet, önce. O zaman değişti. Şu an değil mi yapılan bir açıklama? Evet evet ama. az önce. Maçtaylı tamam arkadaşlarımız zaten zaten bakar ona. Yani. Şimdi Perez ve Zairepsi yok. Şunu söyleyeyim. Uzay ve Bartu var. Şimdi Musk diyor ki artık her teknik adam 10 numaralardan defansif anlamda yardım istiyor diyor. Doğru söylüyor. Ee, top kazanıyor olmak da beni mutlu ediyor şeklinde açıklaması var. Doğru söylüyor. Livakovic'in için gelmesi bir şey dikkatimi çekti akşam ee, sevgili Yusuf. Aşağı yukarı Galatasaray. 30 seneye aşkındır hep yabancı kalecilerle gidiyordu. Fenerbahçe'de hep yerli. Engin ile beraber o 90'lı yıllardan bu tarafa hep uzun süreli yerli. Evet. Ergin İpolukoğlu, Volkan e, Hoca artık Volkan Hoca. Sonra e, baktığımız zaman Altay, Galatasaray'da da Simoviç'ten bu tarafa hep yabancı kaleciler. Bir yabancı geleneğe e, başlayabilir Fenerbahçe'de. Bundan sonra. Zaten şu anda Kırmızı'da geldi. Fenerbahçe'de Twente maçı kadrosuna değişiklik Luan Perez ve Miyazay'sın yerine Osay ve Bartu, Bartu Elmas dahil edildi. Ee, Baru <laughs> olmuş arkadaşlar onu düzeltelim Bartu olarak. Bu arada Bartu'ya da ufak bir parantez açalım. Valla kimse oynamaz falan diyordu ama İsmail Hoca da görev veriyor verecek ben, gibi de görünüyor. Vere, görev aldığı dakikalarda da çok beğendim. Az önce bahsettiğim Fenerbahçe'nin savunma önünde topu alıp sırtı dönük oynamasını bilen oyuncu profilinde belki şu an kadrosundaki en iyisi olabilir. En tecrübelisi, en güçlüsü en ünlüsü değil belki ama Fenerbahçe ve İsmail Hoca Bartu'yu kullanır. Eğer kiralamazsa. Kiralanması taraftarı da değilim. Daha çok kullanması taraftarım. Bu konuda biraz çelişiyoruz bazı arkadaşlarla. 20 yaşında oynaması gerekir dedi. Mesela Mehmet Hocan öyle söylüyordu. Çok severim ama katılmıyorum. Çünkü Fenerbahçe kullanacak mesela. Ben Türkiye Kupası'nda kullanacağını düşünüyorum Bartu'yu. E, ligde bazı karşılaşmalarda öyle, en azından sezon başında olduğu de, böyle, gibi birkaç dakika kullanılacak. Çok da teklif var. Gelen yani, süperlik e, ona de, süperlikte stop. de çok tepki var. Hatta ben, ben, ben bir, ben Birincilikten de çok isteyen var. Sessiz ben sakin gelen transferler de fark yaratır. Biraz öyle Yalnız oldu Yalnız bu kazma şu anda değişecek. Sistemde şimdi mesela hadi Ferdi'ye yer farklı çıkabilecek. Peki. E, şimdi kadro akşam için Fenerbahçe'ye başarı dileğinde bulunalım. Beşiktaş'a geçelim.